Patronun bir ameliyatını daha bitirdiğimize göre artık gidip evimizde yatabiliriz. Yatabiliriz de nasıl yatacağız? O günkü gördüğüm kız Tuğçe, Allah'ım aklımdan çıkmıyor. Ben sana mesaj atarım dedi ama hala atmadı. Bunlar neyi bekliyor? Aa, silahçı dükkan açılacakmış. Ve sanırım indirim falan gelecek değil mi? Guns for fun diyor. Yani silah alıp eğlenin diyor. Bakella, İngilizce çakır çakır. Öyle öyle. Nereye gidiyorsun ya? Ha, rahatsız oldu galiba. İngilizce çakır çakır değil. Polat, polat. Tamam, kötü bir espri oldu. Hatta rezalet. Neyse. Daha fazla gülmeyelim, gidelim. Mesaj geldi. Hi mom. Ne diyor? Selamlar Bora. Ben Tuğçe. Hatırlamışsındır beni. Okuldan çıkacağım. Beni almaya gelsene. Harika bir haberim var sana. Birlikte güzel bir yere gideceğiz. Öpücük öpücük. Öpücük öpücük. Vallahi mesaj attı. Sonunda attı. İyi de geleyim de nasıl geleyim? Altımda araba yok, bir şey yok ya. Uf, taksi falan da geçmez burada. Nereden tanıdık geliyor? Ne kadar da güzel bir motor. Ne ki bu? Honda galiba. Vay. Çok güzel. Etrafta kimse de yok. Tuğçe de beni çağırıyor. En iyisi alayım. Bunları çalıştırması kolay. Vallahi çalıştırdım. Gidelim de Tuğçe'yi bir alalım. Seninle harika bir yere gideceğiz diyor. Sanırım o da benden hoşlandı. Benimle vakit geçirmek istiyor. Bu vakit geçirmek Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben hiç iyi değilim. Görüntüler gidip geliyor. Neyse, Tuğçe'nin okuluna gitme vakti. Konum da atmış. Oraya doğru gidelim. Ne oluyor ya? Bugün çok kötü şeyler olacak gibi hissediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Bora'nın hayatına devam ediyoruz. Lakin arkadaşlar, maalesef artık Bora'nın hayatının final vakti geldi. Bora bugün yaşadığı bütün olayların, o geçirdiği vakitlerin, gördüğü rüyaların, kısacası her şeyin anlamını öğrenecek. Final bölümü biraz hüzünlü olacak. Zira Bora'nın gerçeklerini gördüğümüzde birazcık hüzünleneceğiz. Lakin bu hayat sonuçta her şey olabilir değil mi? Bakalım final nasıl olacak? Hadi başlayalım. Motorcu gibi de giyindim. Bence benden hoşlanır ha. Hoşlanır değil mi? Acayip karizmatik görünüyorum, baksanıza. Bence benden acayip hoşlanır. Altımda sağlam da bir motor var. Derim senin motorla gitmeyelim nereye gideceksek. Bu benim derim. Nasıl olsa mafyayım canım. Motor çaldığımdan bir şey olmaz değil mi? Tabii canım. Hem yerine geri götürürüm. Tuğçe ile biraz vakit geçireyim. Ona hava atayım. Hatta satın alırım sahibinden. Evet. Artık para da kazanıyorum mafyadan. Değil mi? Alırım. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah'ım. Bir şeyler oluyor ama anlayamıyorum. Neyse, anlamayla vakit harcayamayacağım. Bugün benim mutlu günüm. Ne olursa olsun, aklını bulandırma Bora. Gideceksin ve Tuğçe ile görüşeceksin. Hatta bugün ona açılacaksın. Onu sevdiğini söyleyeceksin. Onun gibi birini daha önce tanıdığını ya da tanıdığını hissettiğini. Ona evlenme teklif edeceksin. Bu fazla mı olur? Olmaz. Of, başım çok kötü. Başım ağrıyor. Neyse, geldik bakalım. Demek burada okuyor ha. Vay be. Kız burada okuyor oğlum. Burası var ya, ülkenin en iyi okulu. Demek ki zeki. Benim gibi değil. Bense bir mafyanın adamıyım. İnanamıyorum. Durumumuza bak. Acaba ikimizden olur mu? Neden olmasın ki? Yani sonuçta evlilikler iş üzerine yapılmaz değil mi? Şöyle park edelim. Şuraya çekelim. Mesaj atalım. Bakalım neredeymiş. Ne yapıyorsun motor kardeş? Final bölümünde yapılır mı bu? Evet hocam, yapılmaz, haklısın, pardon. Motor konuştu. Sanırım bu bölüm gerçekten garip bir bölüm. Mesajımızı attık. Motorumuzu da düzelttik. Gelir artık herhalde. Geliyor galiba. Allah'ım. Hazır ol Bora. Sakin ol. Sakin ol oğlum.
O da senden hoşlanıyor. Ben bakışlarından anlarım. Hey yavrum hey. Şu güzelliğe bakın. Muazzam değil mi? Kalk oğlum kalk. Oturulur mu? Yani kız gelmiş sonuçta. Merhaba Tuğçe Hanım. Yani Tuğçe. Hoş geldin. Sen mesaj atar atmaz geldim. Bak görüyor musun? Bu da benim yeni motorum. Ay görüyorum Bora. Çok güzelmiş. Ay senin motoruna. Senin gibi tatlı ve yakışıklı. Ay çok güzel. Plakası falan da Bora. Ay çok tatlı. Bora sana bir şey diyeceğim. Okulda bugün var ya kar tatili ilan edildi. Artık tatile çıkıyoruz Bora. Ben de kendime ve sana güzel bir yer ayırttım aşkım. Beraber gideceğiz. Beraber tatil yapacağız. Beraber tatil? Aşkım? Motorun plakası Bora? Nasıl Bora? İyi de benim motorda plaka yoktu. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tuğçe, ben seni niye daha önceden tanıyormuşum gibi hissediyorum? Bilmem. Belki de tanıyorsundur Bora. Belki de uzun zamandır tanıyorsundur. Ya da tanımıyorsundur. Kim bilir? Her neyse Bora. Ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben seni görür görmez aşık oldum. Ve senden etkilendiğim. Benden etkilendin mi? Görür görmez aşk mı? Ben de senden Tuğçe. Ay biliyordum. Bana karşı boş olmadığını biliyordum Bora. Seni çok seviyorum. Lütfen ayrılmayalım tamam mı? Beraber iyi geçinelim. Mutlu olalım. Tatilde bol bol vakit geçirelim. Hadi gidelim Bora. Gidelim. Gidelim Tuğçe. Gidelim. Oğlum acayip mutluyum lan. Hiçbir şey yapmadan kıza resmen kız bana açıldı. Allah'ım üstümden bir yük kalktı. Gidelim Tuğçe. Gidelim aşkım. Oğlum resmen kızı tavladım. İnanamıyorum. Ya şapşal. Sen beni değil ben seni tavladım. Tamam mı? Şey kaskın var mı? Var var. Olmaz olur mu? Al buyur. Giy aşkım. Oo, aşkım dedim. Allah'ım inanamıyorum. Utanıyorum lan resmen ergen kız gibi. Buyur Tuğçe. Buyur giy hayatım. Senin olsun. Ay aşkım teşekkürler de sen? Sen giymeyecek misin? Yok. Ben giymeyeceğim. Benim ihtiyacım yok hem. Senin giymen daha önemli. Ben profesyonelim ayrıca. Bir şey olmaz. Sen bana gideceğimiz yeri söyle. Ben de oraya seni hemen götüreyim. Ay hayatım GPS açıyorum. Bak buradan gideceksin. Telefondan göndereyim. Tamamdır Tuğçe. Açıldı hayatım. Allah'ım hayatım diyorum. Tuğçe bugün benim en mutlu günüm. Tuğçe biliyorum biraz ani olacak ama.